Merhaba arkadaşlar, birçok kurum, birçok okul, bazı öğrenciler, bazı üniversiteler uzaktan eğitime geçişi başladı. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Bazı öğrencilerde, yani eğitimi evde olan öğrencilerde şöyle bir durum vardı. 12 haftalık bir okul durumu vardı ancak uzaktan eğitim yoktu. O nedenle birçok veli tepki gösterdi bu karara ve Milli Eğitim Bakanlığı bu tepkiler üzerine e, bu öğrencilerde yani evde e, ders görme ihtiyacı olan öğrencilerde uzaktan eğitim kararı aldı ve bu öğrenciler artık derslerini online bir şekilde işleyecek. Yani uzaktan işleyecek. Şunu belirtmek istiyorum. Bu bizi kapsamıyor diyen arkadaşlarımız olabilir. Yani bizimle bir ilgisi yok. Bunu neden anlatıyorsun diyen arkadaşlarımız olabilir ama şunu belirtmek istiyorum. O kurumda alınan tepkiler üzerine uzaktan eğitime geçildiyse yine Twitter olan eşekler olsun, bazı yerlerde olan tepkiler olsun. Öğrencilerin yani diğer şu anda normal 7, 8, 9, 10, 11 lise öğrencileri, ortaokul öğrencilerini de uzaktan eğitime geçirebilir. Birçok üniversite uzaktan eğitime geçti. Yani uzaktan eğitime geçen üniversite sayısı da aynı şekilde çok. Hatta zaten 10 ders gören bir üniversite öğrencisinin 6 dersi online, 4 dersi sadece yüz yüze. Yani gene birçok ders online oluyor, uzaktan oluyor. O nedenle şunu belirtmek istiyorum ki liselerde olsun, ortaokullarda olsun uzaktan eğitime geçiş olabilir. Yani bu tarz ihtimaller hala bulunuyor aslında baktığımızda. Çünkü dediğimiz gibi birçok kurum uzaktan eğitime geçti. Dediğimiz gibi tekrardan şunu belirtmek istiyorum ki uzaktan eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için veliler tepki gösterdi ve öğrencilere uzaktan eğitim kararı geldi. Yani Twitter'da atılan tweetler olsun, Milli Eğitim Bakanlığı'na atılan şikayetler olsun bu tarz duyurular önemli arkadaşlar. Bunu da belirtmek istiyorum. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.